Herkese merhabalar arkadaşlar. P vitamininde paragraf soru çözümünde yine üniversite sınavlarında karşımıza çok fazla gelen değişik bir soru tipini göreceğiz arkadaşlar. <laughs> Bu da yine nedir? Bu parçanın hareketle Oğuz Atay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yani yardımcı düşünce soru tarzı. Burada Oğuz Atay ile alakalı birçok şey söylüyor ve uzun bir paragraf. Ardından da hangisi söylenemez bunu bulmamızı istiyor. Demek ki dört tane söylenebiliyor bir tane söylenemiyor. Hocam bize balık tutmayın balık tutmayı öğretin diyorsunuz. Ben de hemen taklit söylüyorum. Bu tarz sorularda yani yardımcı düşünce sorularında yoktur söylenemez denilmemiştir sorularında ne yapıyorduk? Taktiğimiz altı çizilik Seçeneğe geçmeden önce taktiğimiz neydi? Öncelikle sorunun seçeneklerinde anahtar kelimeler arıyorduk. Mesela burada ipucu kelimesi, burada yaşadığı dönemde kıymet kelimesi, burada 1970 TRT roman ödülü, burada bilinçlendirmeye yönelik, burada 12 Mart süreci. Niye hocam bu tarz kelimeleri seçtiniz? Çünkü eser kelimesi, roman kelimesi, eser kelimesini seçersem bu zaten paragrafın içerisinde var eserlerinin işte romanıyla, eserlerinde, eserini Bunların hepsi zaten demek ki parçaya geçen kelimeler. Ben daha az geçen kelimeler bulmaya çalışacağım. Mesela bak 12 Mart, 12 Mart. 1970, 1970. Hemen böyle kendini belli şeyler bulacağım. Sonra da onları görür görmez buradan elemeye çalışacağım. Hemen paragrafımıza başlıyorum. Demiş ki, büyük sanatçıların paylaştıkları ortak bir kaderden söz edilebilir. Yaşadıkları dönemde anlaşılmamak. Halbuki bir sanatçının en büyük dileği kıymetinin bilinmesi değil midir? Türk edebiyatının Kütleşen ismi Oğuz Atay için de geçerli bu durum. Bakın şimdi yaşadıkları dönemde anlaşılmamak Oğuz Atay için yaşadığı dönemde kıymetinin yeterince bilinmediğini de söyleyebiliriz. Çünkü e, Türk Edebiyatı'nın son yıllarda kütleşen ismi Oğuz, A Oğuz Atay için de geçerli bu durum diyor. Demek ki yaşadıkları dönemde e, anlaşılmamak Oğuz Atay için de geçerli bir durummuş. Bir öyküsünde ben buradayım sevgili okuyucum sen neredesin acaba der ironik şekilde bak ne kadar güzel bir şey. Devam ediyorum. Oğuz Atay denince akla ilk gelen tutunamayanlar romanıdır. Bu eser 1970'te TRT Roman Ödülü kazanmasına rağmen hak ettiği ilgiyi göremez. Bak bir romanıyla 1970'te TRT roman ödülüne layık görüldü. Bu eser 1970'te TRT roman ödülünü kazanmasına rağmen hak ettiği ilgiyi göremez. Bunun en büyük nedeni 12 Mart döneminde yayınlanmış olması. Siyasi ve toplumsal karmaşanın hüküm sürdüğü bu dönemde kendi kendine eleştirmek ve alay konusu yapmak ciddiye alınmıyor. Birey, ruh, düşsel dünyalar edebiyat çevrelerini küçümseniyordu. Burada da bakın diyor ki bir eserin 12 Mart sürecinde yayınlandığı için ilgi görmedi. Evet bunu da söyledi bunun en büyük hak ettiği ilgiyi göremez. Bunun en büyük nedeni 12 Mart döneminde yayınlanmış olması diyor. Şimdi hocam neden bu taktiği uyguluyoruz? Çünkü diğer türlü biz önce paragrafı okusak buraya geçsek her şeyi unuturuz. Anahtar kelimeleri çizmeden buraya insek 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 sonrasında bulmaya çalışsak yani bunu buraya bunu buraya yer değiştiriyor. Kafamızı karıştırabiliyorlar. Dolayısıyla bu tarz 1970'te TRT romanı dönüyor. 12 Mart süreci gibi kelimelerin altını çizmemiz bize çok ciddi zaman kazandırdı. Şu anda dikkatliyseniz Bursa, Ceyhan ve Edirne seçeneklerini eledik ve çok net gördük. Devam ediyorum. Siyasi ve toplumsal karmaşanın hüküm sürdüğü bu dönemde kendi kendini eleştirmek küçümseniyordu dedi. Devam ediyorum. Toplum toplumsal mesajlar veren eserleri el üstünde tutuyordu. Eserin devamı olarak okunabilen ve 1970'te yayınlanan Tehlikeli Oyunlar romanı Kahramanı Hikmet Benol ki bu arada edebiyatta çalışıyordu saklanmadan. Çevresindekiler tarafından anlaşılmadığını düşünen bir aydındır. İki eserin de başında Sevin'e ithafını görürüz. Bu Oğuz Atay'ın tek gerçek tutkusu Sevin İki kitap da ona adanmış. Çok güzel olmamasına rağmen zekası ve kültürüyle çevresinde gizemli bir çekim alanı oluşturur sevinseydi. Seçkin bir aileden gelmektedir. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nin ardından Londra'da resim eğitimi görür. Tuhaf bir şekilde Atay'ın da en çok görmek istediği şehir belki de Sevin Seyit'in etkisiyle Londra'dır. Korkuyu Beklerken adlı öykü kitabında hep Londra'yı görmek isterdim der. Öykü kahramanlarından biri. Bu durum Atay'ın diğer eserlerinde de karşımıza çıkar. Mesela oyunlarla bak bu durum Atay'ın diğer eserlerini de karşımıza çıkar diyor. Neymiş bu durum bakalım. Mesela oyunlarla yaşayanların kahramanın karısı da tıpkı kendisi gibi, kendi karısı Fikriye gibi terzilik yapmaktadır. Hmm. Babama mektupta sen kendi babasına seslenir. Mektubun sonundaki ben de senin gibi ölecek miyim babacığım ifadesi gerçekten çarpıcıdır diyor. O zaman bak. Karısı da tıpkı kendi karısı Fikriye gibi terzilik yapıyor. İşte sevinseydin etkisiyle Londra'yı seviyor. Dolayısıyla eserlerinin yaşamına dair ipuçları barındırdığında söyleyebiliyoruz. Peki paragraf boyunca eserlerinde toplumun bilinçlenme yönelik iletere yön verdiğini söyledi mi? Bilinçlendirme kelimesini gördünüz mü? Şuur kelimesini gördünüz mü? Görmedik. O yüzden cevabımız Denizli seçeneği arkadaşlar. Dolayısıyla seçeneklerde zaten hemen hemen hepsinde olan eserler kelimesini seçmedik. Anahtar kelimeleri seçtik. Sonra da hızlı bir şekilde eledik. Şimdiden sizlere sınavlarda başarılar diliyoruz. P vitamini çözmeyi unutmuyorsunuz. İnşallah gerçek sınavda da hem paragraflarda hem de problem sorularında mükemmel bir nete ulaşacaksınız. Şimdiden başarılar arkadaşlar. Müzik